Merhabalar arkadaşlar. Meral merhaba. Meralcığım çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Diğer arkadaşlarımız herhalde bugün akşamleyin tanıtım dersi için gelen arkadaşlarımız. Hemen kalemimin kontrolünü de yapayım. Çok güzel. Evet arkadaşlar merhabalar. Türkiye'nin en çok kazandıran platformu Tekuzem. Arkadaşlar, Tekuzem'de okul öncesi derslerinin bir kısmını ve alan eğitimi derslerini Uğur Ataseven olarak ben yürütüyorum. Tekuzem'de benim girdiğim dersler erken çocukluk eğitimine giriş, işte drama, oyun, yaklaşım yöntem ve uygulamalar, alan eğitimi gibi. Birkaç arkadaşım arasında, işte Gökhan Hocam var, Kaan Hocam var arkadaşlar, ben varım burada. Bu dersleri birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımızla hangi konu üzerinde duralım diye tartışırken alan eğitimiyle ilgili biliyorsunuz 15 tane soru geliyor. En fazla soru alan eğitiminden geliyor arkadaşlar. Ben en çok sorunun geldiği yerden yani alan eğitiminden başlayalım diye söyledim arkadaşlarımıza. O da kabul gördü sağ olsun arkadaşlarımız. Matematik eğitimi, fen bilimleri eğitimi, resim, müzik, beden eğitimi konularından arkadaşlar 15 tane soru geldiği için biliyorsunuz matematikle fenden 4'er tane soru geliyor. Resim, müzik, beden eğitiminden 2'şer tane soru geliyor. 8, 6 tane de öyle 14 soru. Bir tane soru da materyal geliştirme. Bazen materyal geliştirmeden çıkmayan soruyu arkadaşlar resime de yani görsel sanatlara da ekliyorlar. O zaman dağılım şöyle gerçekleşiyor. Fen ve matematiğe 4 soru, resime 3 soru, müzik ve beden eğitimine 2'şer soru olacak şekilde soruların dağılımı gerçekleşmiş oluyor. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade edeyim. Neden ben buradayım, neden sizler burada olmalısınız? Yani Tekuzem'de olmalıyız. Arkadaşlar bir kere okul öncesi ÖABT grubuna yani ekibine baktığımızda arkadaşlarımız yıllardır bu işin içerisindeler ve Türkiye'nin birçok platformunda Tekuzem'de ve birçok platformunda gerek online gerekse yüzde derslerde isimleri önde giden arkadaşlarımız. Gökhan Hocam olsun, Kaan Hocam olsun arkadaşlar. Öncelikle burada ciddi uzman bir kadro var. Sizi her noktada takip edecek olan bir kadro var arkadaşlar. Sizi ödevlendiren, ödevlendirdikten sonra neler yaptığınızı kontrol eden, takip eden arkadaşlar bir kadro var. Artı arkadaşlar, derslerimiz bizim sadece burada görmüş olduğunuz canlı dersler şeklinde değil, derslerimiz belli bir sürede ilerledikten sonra hemen pekiştirme gelir. Sürecin sonuna ulaştığımızda da arkadaşlar, konu tarama testleriyle soru çözüm kampları uygulanır. Onun için burada olmalısınız. Arkadaşlar, bizim bir rehberlik ekibimiz var, kadromuz var. Haftalık çalışma programı yapma konusunda arkadaşlarımız size yardımcı olurlar. Ve istediğiniz zaman bu arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Eğer çalışmanızı platform üzerinden, size açılan sayfa üzerinden yürütürseniz arkadaşlar, aynı zamanda yapay zeka destekli olduğu için nerelerde vuruşlar yapmalısınız, nerelere daha fazla dokunmalısınız, nerelerde eksiğiniz var, nereleri tamamlamalısınız arkadaşlar, nerelere daha fazla zaman harcamalısınız, bu yapay zeka destekli olan kısım rehberlik arkadaşlar size bu konuda bilgi verecek ve yönlendirmede bulunacak. Eğer çalışmanızı bu platform üzerinden yürütürseniz. Arkadaşlar, Türkiye'de diğer platformları kontrol ettiğinizde size tanımlanmış bir sayfa yok. Sadece size bir kullanıcı kodu
ve şifre veriliyor. Siz o kullanıcı kodu ve şifre üzerinden giriyorsunuz, dersleri izliyorsunuz. Tekrar ders izlemek istediğinizde aynı kullanıcı kodu ve şifreyle devam ediyorsunuz. Ama burada size bir sayfa veriliyor. Ve bu sayfa sizin her şeyinizi takip ediyor. Konu tarama testlerinizi takip ediyor. Soru çözümünüzü takip ediyor. Pekiştirme derslerinizi takip ediyor. Soru çözüm kamplarınızı takip ediyor. Ders notlarınızı takip ediyor arkadaşlar. Deneme sınavlarınızı takip ediyor. Yani bireysel performans takibi gerçekleştiriliyor. Sizin burada bir sayfanız var arkadaşlar. Artı bu sayfa üzerinden ders programınız ne gün, hangi saatte ve kiminle olacak arkadaşlar? Kendi sayfanıza girdiğinizde kendi sayfanızdan görebilirsiniz. Herhangi bir yere tekrar bağlanmadan yine kendi sayfanız üzerinden dersinizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Artı genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri derslerinde de arkadaşlar oldukça deneyimli ve uzun zamandır bu işi yapan her biri alanında uzman olan arkadaşlarımızla bu süreci beraberce götürmeye çalışacağız. Arkadaşlar, alan eğitimi dersleri Uğur Hoca yani benim tarafından yürütülecek bu platformda. Yani fen eğitimini, matematik eğitimini, resim, müzik, beden eğitimini beraberce yürüteceğiz. Arkadaşlar benim çalışma prensibimde sizi her noktada takip etmek var. Sizi ödevlendirmek ve görevlendirmek var. Ödevlerinizi ve görevlerinizi yapıp yapmadığınızı arkadaşlar kontrol etmek var. Biliyorsunuz buradaki 15 alan eğitimi sorusu 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan okul öncesi eğitim programı üzerinden gelecek. Bütün arkadaşlarıma okul öncesi eğitim programını okuturum arkadaşlar. Okul öncesi eğitim programını erken çocukluk eğitimine giriş dersimizde enine boyuna inceleriz arkadaşlar. İçinde neler var? Nasıl ele alınmış? Arkadaşlar bunları tek tek biz burada sorguluyoruz, inceliyoruz. Arkadaşlarımızla bunları paylaşıyoruz. Artı neden burada olmalısınız arkadaşlar? Bu sorunun bir cevabı daha. Ben kendimle ilgili olan kısımdan bahsedeyim. Elimde ne kadar deneme, soru bankası, konu anlatımı, yayın, arşiv, kitap varsa bunların tamamını bu platformdaki arkadaşlarla da paylaşıyorum arkadaşlar. Artı şunu ifade edeyim arkadaşlar. Ben bütün öğretmenim program bu sene yenilense de siz Temmuz-Ağustos gibi sınava gireceksiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu programın yenilendikten sonra Türkiye genelinde uygulanmasına onay vermedikten sonra bu program size soru olarak sorulmaz. Arkadaşlar, programla ilgili soru gelebilmesi için, yeni programla ilgili soru gelebilmesi için bu programın sınavdan önce uygulamaya konulması lazım. Hiçbir program yaz tatilinde uygulamaya konulmayacağına göre, yani Eylül'den itibaren uygulamaya konulacağı için size yeni programdan soru gelmesi mümkün değil öğretmenim. Anlaşıldı mı Deniz öğretmenim? Yeni programdan soru gelmez arkadaşlar. Ben teşekkür ederim öğretmenim. Aynı şeyi biz sınıf öğretmenliğinde de yaşadık. 2018'de program değişti arkadaşlar. 2018'de program değişikliği gerçekleştikten sonra Talim Terbiye Kurulu bunların Ekim ayında, Eylül-Ekim ayı yani okullar açıldıktan sonra uygulanmasına karar verdi. Ve arkadaşlar o senenin sonunda ancak soru olarak sordular arkadaşlar. Öğretmenim fen alan eğitimi ile ilgili evet biraz konulara değineceğim, giriş yapacağım. Ama bu bir bilgilendirme dersi olduğu için fen alan eğitiminin tamamına biz değinmeyeceğiz burada öğretmenim. Betül öğretmenim zaten sen bizdensin biliyorum. Alan eğitimi dersini ileride beraberce yürüteceğiz inşallah. Arkadaşlar, şimdi gelelim alan eğitimi ile ilgili olarak fen bilimleri eğitimine. Güzel insanlar, teşekkür ediyorum Betül öğretmenim. Önce şunu şuraya bir ifade edeyim arkadaşlar. Tabii bu yıl beklemediğimiz bu konuyla ilgili bir tane de soru gelmişti. Onun ne üzerinde olduğunu da ifade edelim. Arkadaşlar, fen bilimleri alan eğitiminden 4 tane sorumuz var. Bu 4 tane sorunun dağılımı şu şekilde gerçekleşiyor. Arkadaşlar, çocukların feni öğrenme yolları. Çocukların feni öğrenmesinden. Buradan bir soru geliyor arkadaşlar. Bu bir tane soru arkadaşlar. Çocukların feni öğrenme yolları ile ilgili informal öğrenmeler, doğal öğrenmeler arkadaşlar
Ve bir de yapılandırılmış öğrenme ile ilgili soru geliyor karşımıza. Arkadaşlar bir sorumuz bilimsel süreç becerilerinden geliyor. Bilimsel süreç becerileri. Temel düzeyde, orta düzeyde ve ileri düzeyde bilimsel süreç becerileri. Arkadaşlar bir tane sorumuz burada. Fen öğrenme alanları diye bildiğimiz bizim fen öğrenme alanları. Arkadaşlar dünya ve uzay. Fen ve yaşam arkadaşlar. Ve bir de madde ve doğası konularından bir tane sorumuz var. Bunun dışında arkadaşlar bir sorumuz da fenle ilgili öğretim yöntem ve tekniklerinden geliyor. Örneğin kavram haritaları, örneğin deney, örneğin gezi gözlem ve inceleme, örneğin proje tabanlı öğrenme. Bir sorumuz da buradan geliyor. Bu sene sürpriz bir soru çıktı arkadaşlar. Hiç böyle sorulmaz diye düşünülen ve Türkiye'de birkaç platform tarafından belki arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de biziz. Ben anlatmıştım. Arkadaşlar öğretmen rolleri, fen bilimlerinde öğretmen rolleri. Oradan da bir tane sorumuz var. Bizim bunlar da yan taraftan mı, alt taraftan mı ilk defa böyle karşılaşıyorum ya. Bir saniye arkadaşlar. Bahadır. Evet. Arkadaşlar yan dairede mi, alt dairede mi matkapla bir iş yapıyorlar. Onun için bizim dersimizin de içine ediyorlar. Şimdi güzel insanlar, öncelikle şuradan biz yavaş yavaş başlayalım. Ha, buraya kadar gelmişken şunu ifade edeyim güzel insanlar. Arkadaşlar bu fen alan eğitiminden gelecek olan 4 soru aşağı yukarı her yıl standart sorulardır arkadaşlar. Ha tamam öğretmenim. Duymadıysanız tamam. Ben ciddi anlamda rahatsız oluyorum. Sanki kendi sesimi bile duymakta zorlanıyormuşum gibi geliyor bana. Onun için biraz böyle tedirgin oldum. Şimdi az önceki son cümlelerimi bir daha ifade edeyim arkadaşlar. Fen bilimleriyle ilgili bu 4 tane konudan sürekli ve standart olarak soru gelir. Sürekli ve standart olarak. Çok fazla değişmez arkadaşlar. Buradaki konulara yani çocukların feni öğrenme yollarına, bilimsel süreç becerilerine, fenin öğrenme alanlarına ve fende kullanılacak olan öğretim yöntem tekniklerine hakim olduğunuzda buradan soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Evet. Öğretmenim, o matematikte çıktı Deniz öğretmenim. Ordinal ve yakınlıkla ilgili. Evet. Artık malzeme sürdürülebilirlik mesela fende. Ama şöyle öğretmenim, sadece fenin konusu değil onlar. Mesela sınıf öğretmenlerine 2 yıldır çevre eğitimiyle ilgili sorular geliyor. Önceden okul öncesinde çevre eğitimi yoktu. Ama biz Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar sürdürülebilir kalkınma diye bir proje uyguluyor okullarda. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, daha doğrusu işte ÖSYM bu olaya şu gözle bakıyor. Eğer öğretmense kalkınmaya herkesin hizmet etmek durumunda olduğu gibi yani bizim de eğitim öğretim sistemi olarak bunun bir ucundan tutmamız gerekiyor. Mesela artık malzemelerin kullanılması resim dersiyle ilgilidir. Sürdürülebilir kalkınmayı fen dersi içerisinde kabul edebiliriz. Yani sadece arkadaşlar burada fenle ilgili yani fenin içerisinde çıkacak olan sorular fen kapsamında sıkıştırılıp bırakılamaz. Mesela öğretmen rolleri sadece fenle ilgili öğretmen rolleri mi? Yoksa matematikte de benzer öğretmen rolleri var mı? Elbette matematikte de benzer öğretmen rolleri var arkadaşlar. Kolaylaştıran rolde öğretmen, danışman rolde öğretmen, arkadaşlar katalizör rolde öğretmen bunun gibi. Bu arada yeri gelmişken bir şey daha ifade edeyim arkadaşlar. Bizim bu sizinle beraber bu dersleri işleyecek olan arkadaşlarımızın her birinin arkadaşlar hem konu anlatımı kitapları hem de farklı platformlarda arkadaşlar çıkmış farklı yayın evlerinde çıkmış olan soru bankaları var. Arkadaşlarımız bunları da sizin kullanımınıza
Mutlaka sunacaklar arkadaşlar. Şimdi güzel insanlar, başlarken öncelikle öğretim programında fen bilimlerinin, fen eğitiminin nasıl ele alındığına bir bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programında fen eğitiminin temel amaçları olarak arkadaşlar 3 tane unsur belirlemiş. Fen eğitiminin temel amaçları. Şimdi fen okul öncesi eğitim programında arkadaşlar bilişsel başlık altında ele alınıyor. Yani bilişsel gelişim başlığı altında ele alınıyor. Çocuklar biliyorsunuz bunu size ifade yani anlatmama gerek yok. Oldukça meraklıdırlar arkadaşlar. Ve bu üst düzeyde ortaya çıkan merakı biz ne yapalım da çocukların öğrenmesi için kullanalım arkadaşlar. Bunu da kullanabileceğimiz en etkili yerlerden bir tanesi fen eğitimi olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar ağacı merak ediyor, çiçeği merak ediyor, böceği merak ediyor, karıncayı merak ediyor. Arkadaşlar doğayı merak ediyor, güneşi merak ediyor, yağmuru, karı, fırtınayı, her şeyi merak ediyorlar. Baktığınız zaman etrafımızdaki, çevremizdeki dünyada gelişen ve çocukların merak ettiği bütün olaylar neredeyse fene dayanıyor arkadaşlar. Bu nedenle en temel amacımız çocukların doğuştan getirmiş oldukları bu üst düzeyde ortaya çıkan merak duygusunu harekete geçirmek ve bunu geliştirmek arkadaşlar. İkincisi, fen biliyorsunuz bizim dışımızdaki dünya, bizim dışımızdaki canlılar, bizim dışımızdaki evren arkadaşlar, bunları içeren konuları gündeme getiriyor. Çocukların dünyayı, çocukların etrafını keşfetmesi, çocukların bunlarla ilgili problemlere duyarlı olması arkadaşlar, çocukların bu problemleri çözmek için çabalaması, bu problemleri çözmek için çözüm yolları geliştirmesi, çözüm yollarından arkadaşlar en etkili olanlara karar vermesi. Bunlar arkadaşlar fen bilimlerin temel amaçlarından ikincisi. Artı çocukların doğal çevre hakkında etkili bir şekilde bilgi elde etmelerini sağlamak fenin bir diğer temel amacı. Üç tane temel amacımız var arkadaşlar fenle ilgili olarak. Meraklarını harekete geçirmek, arkadaşlar problemlere ilgi duymalarını ve bu problemleri çözmelerine yardımcı olmak ve bir de doğal çevre hakkında çocukların bilgi edinmesini sağlamak. Sürdürülebilirlikle ilgili sorular işte bakın bu doğal çevreyle ilişkili olarak geliyor. Bir de çevre problemleriyle ilgili olarak sürdürülebilirlikle ilgili sorular karşımıza geliyor. Arkadaşlar, bunların hepsini tek bir başlık altında toplamam gerekseydi eğer, hepsini tek bir başlık altında toplamam gerekseydi, yaşadığımız dünyada ve çevrede arkadaşlar, çocuğun temel yaşam becerileriyle donanmış olmasını sağlamak fen bilimlerinin temel amacıdır. Fen eğitiminin temel amacıdır. Burada biz neleri göreceğiz, neleri öğreneceğiz arkadaşlar? 7 tane temel amacımız var. Bunları ayrıntılandırdığımız zaman. Önce arkadaşlar çocukları bir fen okur yazarı olarak geliştirmek. Fen okur yazarı. Nedir fen okur yazarı arkadaşlar? Fen okur yazarı çocukların etraflarındaki olayları gördüklerinde, algıladıklarında, duyduklarında arkadaşlar ya da bu olayları gözlemlediklerinde bu olayın kendileri için ne ifade ettiğini yorumlayabilecek durumda olmak arkadaşlar. Peki biz etrafımızı neyle algılarız arkadaşlar ya da neyle yorumlayabiliriz? Ancak ve ancak gözlem yaparak yorumlayabiliriz. Peki arkadaşlar sorularda size gözlemi sordular. Gözlem. Teknik olarak sordular. Ya da gözlemle ilgili arkadaşlar ne aklımıza gelmeli? Soruyu okuduğumuzda arkadaşlar iki şey karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar duyu organımızdır. Diğeri de olgulardır. Arkadaşlar duyu organı ifadesini gördüğünüzde direkt gözlemi yapıştırın. Ya da olgular ifadesini gördüğünüzde direkt gözlemi yapıştırın. Çünkü biz etrafımızdaki olayları ancak ve ancak duyu organlarımız yardımıyla ve gözlem yoluyla öğrenebiliriz arkadaşlar. Bu etrafımızdaki olaylar deyince yağmurun yağması, karın yağması, rüzgarın esmesi, fırtınanın gerçekleşmesi, ortaya çıkması, arkadaşlar buharlaşma, yanma, erime, donma, süblimleşme, ne aklınıza geliyorsa, ısı ya da sıcaklığın işte genleşmesi, arkadaşlar yani bir maddeyi genleştirmesi, ondan sonra kaynama arkadaşlar. Bunların tamamı etrafımızda gördüğümüz olaylar. Çocuklar bu olayları gördüklerinde bunları yorumlayabilir durumda olmalı. Bunları yorumlayabilmesi için arkadaşlar
Etkili bir gözlem gücüne sahip olmalı çocuklar. Etkili bir gözlem gücüne sahip olabilmesi için de duyu organlarını etkili olarak kullanmalı. Bu saydığım olayların tamamı arkadaşlar bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Artı arkadaşlar fen eğitiminin 7 temel amacından bir tanesi de fenle ilgili temel kavramlar. Üzerinde böyle etkili bir şekilde duracağımız fenle ilgili temel kavramlar. Bunlar ne arkadaşlar? Fenle ilgili temel kavramlar, olgu, kavram, ilke ve genelleme arkadaşlar, yasa, kuram ve teoriler. Bunlar üzerinde duracağız. Bunlar fenin temel kavramlarıdır. Çocukların bunları bilmesine gerek yok. Olgu nedir? İlke ve genelleme nedir? Yasa, kanun ya da teori ve kuram nedir? Çocukların bunları bilmesine gerek yok. Ama bir öğretmen olarak bunları bizim çocuklara arkadaşlar aktarmamız söz konusu olduğu için bunları biz bilmek durumundayız. Bilimsel süreç becerileri, bizim BSB diye kısalttığımız 3 tanedir arkadaşlar. Buradan kesinlikle bir sorunuz var arkadaşlar. Buradan bilimsel süreç becerilerinden her yıl fix değişmez arkadaşlar. Temel düzeyde bilimsel süreç becerileri orta ve ileri düzeyde olmak üzere 3'e ayrılıyor. Okul öncesinde daha çok arkadaşlar, okul öncesinde biz daha çok temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kullanırız. Şunları okul öncesinde bunu kullanırız. Arkadaşlar okul öncesinde ileri düzeyde bilimsel süreç becerileri çok fazla kullanılmaz. Orta düzeyde bilimsel süreç becerileri nadiren kullanılır. Buradan çıkmış sorumuz var arkadaşlar. Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerinden daha fazla sorumuz çıkmaktadır. Burada da daha çok arkadaşlar örneğin gözlem sorulmakta. Mesela ben diyorum arkadaşlara sınavda sorunun içerisinde, sorunun öncülünde, madde kökünde incelemişlerdir ya da izlemişlerdir kelimesini görüyorsanız cevabınız direkt gözlem olmalı arkadaşlar. İncelemişlerdir ya da izlemişlerdir. Direkt gözlemi işaretleyin. Beş duyu kelimesini görüyorsanız ya da duyu organları kelimesini görüyorsanız direkt gözlemi işaretleyin. Olgu kelimesini görüyorsanız direkt gözlemi işaretleyin diyorum arkadaşlara. Arkadaşlar aklınızda olsun ya da bir kenara not alın. Bizimle beraber olsanız da olmasanız da sınavda bu tür sorular karşınıza çıktığında anahtar kelimesi budur. Bunu işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Kaybetmezsiniz kesinlikle. Örneğin şöyle diyorsa sorunun içerisinde benzer varlıklara ya da aynı özelliklere sahip olanları bir arada toplamıştır, bir araya getirmiştir filan diyorsa arkadaşlar cevabınız kesinlikle sınıflama olmalı. Ya da arkadaşlar aykırı özellikleri, farklı özellikleri sahip olan nesneleri bir grup bir özelliğe sahip olanları bir tarafa, diğer özelliğe sahip olanları da başka bir tarafa toplamıştır ifadesini duyuyorsanız iki tane küme oluşturduğu için çocuk bu karşılaştırmadır arkadaşlar. Ölçme ve verileri kaydetme arkadaşlar ya da diğer adıyla iletişim. Çocuklar standart olmayan ölçmeler yaparlar okul öncesi dönemde. Standart olmayan ölçme ve nitel ölçmeler yaparlar. Uzun ya da kısa derler, ağır ya da hafif derler arkadaşlar. Bunlar standart olmayan ölçmedir. Nitel olmayan ölçmelere vereceğimiz örnek arkadaşlar. Karış, kulaç, arşın, arkadaşlar parmak, adım, ayak. Bunlar da nitel olmayan ölçmelerdir. Standart olmayan ölçmelerdir arkadaşlar. Biz okul öncesinde bunları kullanırız. Çocuk arkadaşının boyunu eline aldığı kulaklık ile ölçer. Telefon kulaklığı ile ölçer ve öğretmene şöyle söyler. Öğretmenim arkadaşımın boyu yarım kulaklıktan biraz daha uzundur dediğinde İşte burası arkadaşlar iletişimdir. Çocuklar yazamayacaklarına göre herhangi bir yere, çocukların sınıf içerisinde, sınıf ortamında bir araya gelerek bir konu üzerinde tartışmaları, akran etkileşiminin ve iletişimin ortaya çıkması da verilerin kaydedilmesidir. Peki ben bunun iletişim olduğunu, verilerin kaydedilmesi olduğunu nereden anlayacağım? Sorunun içerisinde tek bir kelime var arkadaşlar. O da paylaşım kelimesi. Çok sık çıkar karşımıza. Eğer paylaşmışlardır diyorsa arkadaşlar o zaman cevabınız mutlaka iletişim ve bir de ölçme olduğu için verileri kaydetmedir. Çocuklar yazamayacağı için bunu ancak ve ancak bir başkasına anlatarak arkadaşlar ya da tartışarak gerçekleştirirler. Orta düzeyde bilimsel süreç becerileri iki tanedir arkadaşlar. Tahmin etme ve sonuç çıkarma. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi budur. Arkadaşlarım der ki bana öğretmenim ben bu şeyi nasıl ayıracağım birbirinden? Tahmin etmeyi ve sonuç çıkarmayı ikisini birbirinden nasıl ayıracağım? Çok soru çıkar arkadaşlar. ÖSYM de bilir.
Bu iki konu birbiriyle çok karıştırılır. Ben arkadaşlarıma hemen şunu ifade ederim. Tahtaya buraya bakar mısınız arkadaşlar? Şu an benim yaşadığım an arkadaşlar. Şu an burada yaşıyorum. Şu an. Bu zaman dilimindeyim. Diyelim ki arkadaşlar benim Ankara'da dersim vardı. Ankara'da otobüsten indim. Ankara'da dersim vardı. Otobüsten indim arkadaşlar. Adımı yere atar atmaz ayaklarımı, adımlarımı yere atar atmaz arkadaşlar. Yerde su birikintisi olduğunu gördüm. Su birikintisi. Olay geçmişte gerçekleşmiş arkadaşlar. Ben otobüste yolculuk yaparken arkadaşlar buraya yağmur yağmış. Bakın olay geçmişte gerçekleşmiş. Buraya yağmur yağmış. Ya da Ankara'da otobüsten indim. Oraya gelinceye kadar hava güneşliydi arkadaşlar. Ama birden havanın arka tarafının kararmaya başladığını gördüm ve şöyle söyledim. Kendi kendime yağmur yağacak dedim arkadaşlar. Yağmur yağacak. Bu olaylardan bir tanesi geçmişte gerçekleşmiş. Arkadaşlar bir tanesi gerçekleşmemiş. O zaman buraya diyorum ki geçmiş. O zaman buraya da diyorum ki gelecek. Bütün arkadaşlarım buraya dikkat etsinler. Lütfen tahtaya. Eğer bir olay gerçekleşmiş olmuş ve bitmiş ise arkadaşlar, bu olay olgusaldır artık. Olgu. Olmuş ve bitmiş arkadaşlar. Biz bunun adına sonuç çıkarma deriz arkadaşlar. Sonuç çıkarma. Artı bütün sonuç çıkarmalar içerisinde sebep ve sonucu da barındırır. Bütün sonuç çıkarmalar içerisinde sebep ve sonucu da barındırır. Arkadaşlar olay geçmişte gerçekleşmiş olacak. Geçmişte gerçekleşen bütün olaylar olgusaldır. Yani beş duyu organımızla gözlemlenebilir, gözlemlenmiştir arkadaşlar. Eğer bir olay geçmişte gerçekleşmiş ise ve olgusal olarak ortaya çıkmış ise arkadaşlar, olay bitmişse zaten olguya dönüşmüş demektir artık. Buna biz sonuç çıkarma ve sebep sonuç ilişkisini kurma deriz. Eğer olay gerçekleşmemiş ise, gelecekte ortaya çıkması muhtemel ise, bakın arkadaşlar bir ihtimal buraya yazıyorum, daha olay gerçekleşmemiş. Gelecekte ortaya çıkabilir arkadaşlar. İşte biz bunun adına da tahmin deriz. Gerek sonuç çıkarma olsun, gerek tahmin olsun arkadaşlar. İkisinin de olabilmesi için bana veri lazım. Veri. İkisinin de olabilmesi için veri lazım. Arkadaşlar yerdeki su birikintileri bir veridir. Veri. Veri deyince bizim aklımıza hep şey geliyor. Sayısal, nicel bilgiler geliyor. Hayır arkadaşlar. Gözlem sonuçları veridir. Gözlem sonuçları. Artı arkadaşlar dedim ki gelecekte yağmur yağacak. Bulutların havayı kaplaması da bir veridir. O zaman daha yağmur yağmamış, yağmur yağacak. Gerek sonuç çıkarma olsun, gerek tahminde bulunma olsun arkadaşlar. İkisinde de bana veri lazım. Çünkü ikisi de rastgele yapılamaz. Tahmin de rastgele yapılamaz. Arkadaşlar sonuç çıkarmada rastgele yapılamaz. Bu ikisinden farklı olarak arkadaşlar, hepinizin yine buraya bakmasını istiyorum. Arkadaşlar, bunu da şöyle göstereyim. Sağ ve sol okla göstereyim. Arkadaşlar, dedim ki yağmur yağacak. Bakın şuraya yazıyorum. Bir metrekareye bir litre su düşecek dedim. Yağmur suyu düşecek. Bakın bir metrekareye bir litre yağmur suyu düşecek dedim. Yağmur yağmış arkadaşlar. Bir metrekareye bir litre yağmur suyu düşmüş dedim. Eğer işin içerisinde nicel bir ifade varsa arkadaşlar buna da kestirim derler. Nicel bir ifade varsa. Tamam mı arkadaşlar? Bu soru her zaman böyle çıkar. Eğer şu formülü biliyorsanız arkadaşlar, şu formülü biliyorsanız yani tahminin ne olduğunu, sonuç çıkarmanın ne olduğunu, nicelin ne olduğunu şuraya yazmış olduğum formülü biliyorsanız sizin buradan soru kaçırmanız mümkün değil arkadaşlar. Ki nitekim arkadaşlar ÖSYM bugüne kadar gerek sonuç çıkarma, gerek tahminde bulunma, gerekse kestirim sorularını hep bu formatta sormuştur. Az sonra gelir arkadaşlar. Şimdi bu konuyu burada bırakayım arkadaşlar. Biraz da çocukların feni nasıl öğrendiklerine değinmiş olalım. Feni nasıl öğrendiklerine değinelim. Ondan sonra yavaş yavaş sürecimizi tamamlayalım arkadaşlar.
Ve bu arada evet başlayalı tam 35 dakikamız da olmuş. Güzel insanlar, şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Çocuklar feni 3 farklı şekilde öğreniyorlar. Doğal deneyimler yoluyla feni öğrenme, informal deneyimler yoluyla feni öğrenme, yapılandırılmış deneyimler yoluyla feni öğrenme. İfademe dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Doğal deneyimlerde çocuğun sadece kendisi ya da artı akranı vardır. Arkadaşlar, doğal deneyimlerde. Doğal deneyimde yetişkin yoktur. Soru böyle gelir. Doğal deneyimde yetişkin yok arkadaşlar. Kendisi ya da akranı vardır yanında arkadaşlar. Kendisi ya da akranı vardır. Çocuk süreci başlatır ve süreci kendisi sonlandırır. Ya da sürecin içerisine çocuğun başlattığı bu sürece akranlarından biri de dahil olur arkadaşlar. Örnek, çocuk arkadaşlar oyun oynarken, çocuk bahçede oyun oynarken kirpi görüyor. Kirpi, bildiğimiz arkadaşlar, kirpiyi biliyorsunuz ya, kirpi görüyor. Çocuk kirpiyi incelemeye başlıyor. Çocuk kirpiyi gözlemliyor. Kirpi ile ilgili kendince arkadaşlar çıkarımlarda bulunmaya çalışıyor. Eğer yanında bir arkadaşı varsa bu gördüğünü onunla da paylaşıyor. Eline bir çubuk alıyor. Arkadaşlar kirpiye dokunduruyor. Kirpiye dokunduruyor. Tamam mı? Kirpiyi yuvarlamaya çalışıyor. Biliyorsunuz kirpi dokunduğunuz zaman böyle top gibi bir hal alır. Hemen kendisi içine çekilir. İçine çekilir arkadaşlar. Dikenli derisinin dikenli kısmı dışa gelir. Yani üste gelir arkadaşlar. Çocuklar hatta kendi aralarında şöyle konuşurlar. Fazla yaklaşma, diken atar filan derler. Ama bakın yetişkin yok arkadaşlar. Biz bunun adına doğal deneyim diyoruz. Doğal deneyim spontandır. Spontan. Doğal deneyim doğaçlamadır. Doğal deneyim randomdur. Doğal deneyim rastgeledir arkadaşlar. Çocuk kendi görür, kendi deneyimler, kendi bilgisini kendisi oluşturmaya çalışır. Kendisi ve akranı. Doğal, bu kadar arkadaşlar. Doğal deneyim. Çocukların en etkili öğrendiği yol doğal deneyimdir. En etkili. Arkadaşlar, en etkili. Biliyorsunuz. Mesela dil nerede öğrenilir? Dil. Türkiye'de dil öğrenemezsiniz. Arkadaşlar dil İngiltere'de öğrenilir. Yani o dilin konuşulduğu yerde öğrenilir. Niye İngiltere'de öğrenilir? Almanya'da, Fransa'da ya da Rusya'da öğrenilir? Çünkü o dilin konuşulduğu doğal ortam orası olduğu için orada öğrenilir. Dolayısıyla en etkili öğrenmeler doğal deneyimler yoluyla gerçekleşir. Gelelim arkadaşlar informal deneyim yoluyla öğrenme. Bakın size bir anahtar vereceğim sınavda arkadaşlar. Bu anahtar o kadar çok işinize yarayacak ki arkadaşlar. Bu çocukların feni öğrenme yolları informal deneyimde arkadaşlar önce çocuk süreci başlatıyor. Çocuk süreci başlatıyor. Olay çevrede gerçekleşiyor. Tabii çocuk merak içerisinde. Çocuğun bu merakını ortadan kaldırabilmek için çocuğun merakını giderebilmek için arkadaşlar ya da çocuğa yol göstermek, rehberlikte bulunmak için yetişkin devreye girer arkadaşlar. Bakın az önce ne vardı? Çocuğun sadece kendisi artı çevre vardı. İnformal deneyimde ne var arkadaşlar? Çocuk çevrede öğrenirken yetişkin desteği alır. Az önceki kirpi hikayesini şimdi buraya monte edelim. Arkadaşlar çocuklar bir kirpi görüyor. Kirpiyle oynamaya başlıyorlar. Kendi aralarında kirpiyle tartışırken öğretmen çocukların orada ne yaptığını gördükten sonra öğretmen çocukların yanına gidiyor. Bir bakıyor ki çocuklar kirpiyle oynuyorlar ve sonra öğretmen çocuklara kirpiyle ilgili bilgi vermeye başlıyor. Bakın burada yetişkin desteği devreye girdi. Anahtar şu arkadaşlar, anahtar çocuk çevrede öğrenirken yetişkin desteği alır. Yaşantıyı çocuk başlatır. Yaşantıyı çocuk sürdürmüyor. Yaşantıyı çocuk başlatıyor. Yaşantıyı öğretmenin bilgi vermesiyle, sürece dahil olmasıyla devam ediyor ve tamamlanıyor arkadaşlar. Öğretmenin bilgi vermesiyle tamamlanıyor. Üçüncüye geldiğimde arkadaşlar,
Üçüncü öğrenme deneyim diyorum. Tam tersidir arkadaşlar. Bu sefer deneyimi öğretmen başlatıyor. Deneyimi öğretmen çevrede başlatıyor. Sonra sürece çocuk da dahil oluyor. Deneyimi öğretmen başlattıysa kesinlikle planlıdır arkadaşlar. Random değildir, informal değildir. Öğretmen başlatır, öğretmen sürdürür. Sürecin içerisinde çocuklar da yer alır. Öğretmen çocukları yönlendirir. Çocuklar öğretmenin yönlendirmesine göre arkadaşlar öğrenme süreci içerisinde etkinlik ve faaliyet içerisinde devam ederler. Gelin bu üçünü toparlayalım ve anahtarlarımızı arkadaşlar bu soruları çözmek için formülümüz ne? Onları tekrar edelim. Doğal deneyimler. Çocuk çevrede öğrenir. Sadece çocuk ve çevre. İnformal deneyim. Çocuk çevrede öğrenirken süreci öğretmen dahil olur. Yapılandırılmış deneyim ve etkinlikler süreci öğretmen başlatır. Çocuk ve çevreyle beraber deneyim gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi bakalım bir burayla ilgili arkadaşlar sorularımız var mı güzel insanlar? Bu arada arkadaşlar ben anlatırken konuları bütün süreç boyunca arkadaşlar ÖSYM'de, ÖABT'de sorulmuş bütün soruları göreceksiniz burada. Ben fen anlatırken. Sadece feni değil arkadaşlar. Meral öğretmenim ben teşekkür ediyorum. Matematikte, işte diğerlerinde, dramada, oyunda, erken çocukluk eğitimine girişte, yaklaşım yöntem ve uygulamalarda hangisinde olursa olsun arkadaşlar o konudan çıkmış bütün sorular 2016'dan bu tarafa çıkmış bütün soruları veriyorum buraya. Artı ben zaten 2016'dan bu tarafa çıkmış olan bütün soruları arkadaşlarımızın olduğu gruplarla paylaşıyorum. Gerek kendi işte sorularımızı arkadaşlar pekiştirmelerdeki ve konu tekrarlarımızdaki sorularımızı gerekse diğer yayınlardan elimizde olan soru bankaları ve denemeler varsa ben onları da arkadaşlarımızla süreç içerisinde paylaşıyorum. Hepsi yeri ve zamanı geldikçe arkadaşlar. Etkinlik kitaplarımız var. Onları paylaşıyoruz süreç içerisinde. Okul öncesi eğitim programlarımız var. Onları paylaşıyoruz süreç içerisinde arkadaşlar. Ben bunu buradan alayım arkadaşlar. Hemen bununla ilgili çıkmış sorumuz vardı. O soruyu buraya taşımaya çalışayım arkadaşlar. Seval öğretmen çocuklara hayvanlarla ilgili bir öykü kitabı okumaktadır. Dikkat edin buraya. Seval öğretmen çocuklara hayvanlarla ilgili bir öykü kitabı okumakta. O zaman süreci öğretmen başlatıyor bakın. Seval öğretmen diyor. O zaman bu Seval öğretmen çocuklara hayvanlarla ilgili bir kitap okuyorsa planlı mı? Arkadaşlar planlı. O sırada sınıfa pencereden bir kelebek girer. Sınıfa pencereden bir kelebek giriyor. Bütün çocukların dikkati bir anda kelebeğe yöneliyor. Çocuklar kendi aralarında pencereden bir kelebek çizer, girer. Bunu da çizelim altına arkadaşlar. Çünkü kelebeği içeriye biri bırakmadı. Dışarıdan biri içeriye ittirmedi arkadaşlar. Öğretmen içeriye kelebeğin gireceğini bilmiyordu. Çocuklar da bilmiyordu. İşte burası da spontan bir şekilde gelişmeye başladı. Sadece öğretmen kitap okuyordu. Çocuklar kendi aralarında kelebeğin şekli ve renkleri hakkında konuşmaya başlıyorlar. Çocuklardan birkaçının öğretmene kelebeklerle ilgili sorular sorması üzerine tabii çocukların dikkati dağılınca Seval öğretmen kelebeği yakalıyor, pencereden dışarı bırakıyor ve çocuklara kitabı dinlemeleri gerektiğini söylüyor. Seval öğretmenin bu etkinlikte hedeflediği ve engellediği diyor. Arkadaşlar öğrenme deneyimi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Hedeflediği ve engellediği. Şimdi arkadaşlar öğretmen süreci başlatan kişi kitabı okumaya başlıyor. Burada öğretmenin hedeflediği diyorsa zaten hedeflenen şey neydi arkadaşlar? Planlanan şey yapılandırılmış arkadaşlar.
yapılandırılmış. Öğretmenin hedeflediği şey yapılandırılmış. Peki sınıfa kelebeği sokan ya da kelebeği dışarıdan içeri öğretmen mi, bir başkası mı? Çocuklar bunu önceden biliyor muydu? Öğretmen biliyor muydu? Hayır, bunu bilmiyorduk. Spontan gerçekleşen bir olay mı ya da doğal yolla gerçekleşen bir olay mı? Evet, doğal yolla bir gerçekleşen bir olay. Öğretmen kelebeğe tutup yakalayıp dışarıya atmakla çocukların doğal öğrenmelerinin önüne de geçmiş oldu arkadaşlar. Hadi bakalım, çıkmış bir soru daha bununla ilgili. Birden başlayalım. Çocuklar bahçede oynarken birkaç çocuğun ilgiyle ağaçtaki kuş yuvasını incelediklerini gören öğretmen, ha, yetişkin öğretmen ve yetişkin desteği var. Çocukların yanına giderek onlara sorular soruyor ve açıklamalarda bulunuyor. Eğer sürecin içerisinde öğretmen varsa ne oluyordu bu arkadaşlar? İnformal. O zaman informalle ilgili verebileceğim iki tane cevap var. Bunlardan biri E. Arkadaşlar biri de B. B ve E. Şimdi diğerleri bunu bize gösterecek. Bahçede oynayan birkaç çocuk ağaçtaki kuş yuvasını fark ediyor, gözlemliyor ve kendi aralarında konuşuyorlar. Bahçede oynayan birkaç çocuk ağaçtaki kuş yuvasını fark ederek diyor. Peki bu arkadaşlar informal mi, doğal mı, yapılandırılmış mı? Burası. Burası informal, doğal, yapılandırılmış. Çocuklar fark ediyorlar arkadaşlar. Ve birkaç tane çocuk bunu fark ediyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. Yetişkin var mı arkadaşlar? Yok. O zaman nereye doğru gidiyorum? İnformali bulmuştum zaten. Doğala doğru gidiyoruz arkadaşlar. Öğretmen hayvanların yuvalarıyla ilgili planladığı. Kim planlıyor? Arkadaşlar öğretmen planlamış. O zaman öğretmen planladıysa yapılandırılmış. Cevabımızı görelim bakalım arkadaşlar. Cevabımız E. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel insanlar. Çok güzel. Hadi bakalım, çıkmış bir soru daha görelim arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Güzel insanlar, mübarek insanlar, bunu söyleyeceğim. Eğer sizler bizimle beraber tek uzemde olursanız, benim girdiğim derslerde arkadaşlar çıkmış soruların tamamını beraberce çözeceğiz ve bu sorularla ilgili size lazım olan bütün anahtarları da elinizin altında bulunduracaksınız arkadaşlar. Öyle kalıp kalıp kitap kitap bir şeyler ezberlemeyeceksiniz arkadaşlar. Attu öğretmen hazırladı. Daha fazla gitmiyorum arkadaşlar. Öğretmen hazırlıyor. O zaman hemen bakıyorum. Yapılandırılmış olması lazım. Bir de Tuğba öğretmen var. Oyun zamanında bahçeye çıkardığı çocuklardan ikisinin topraktan solunum çıkardıklarını ve onu incelemeye başladıklarını fark ediyor. Öğretmen. Bahçeye çocuklar arkadaşlar şeyi fark ediyorlar. Bakın burada. Solucan çıkartıyorlar ve onu incelemeye başlıyorlar. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? Abdu öğretmenin ki yapılandırılmış, Tuğba öğretmeninki arkadaşlar doğal. Bu kadar. Evet, güzel insanlar. Zamanımız ne olmuş? Bu arada dersimize başlayalı tam 45 dakikayı geride bırakmışız. Arkadaşlar. Burada aramızda bizimle beraber ilk defa çalışmaya başlayacak olan arkadaşlarımız, bundan sonra süreci beraber yürütmeye çalışacağımız arkadaşlarımız, artı benim derslerden tanıdığım birkaç tane de öncesinde tanıdığım arkadaşım var. Arkadaşlar burada güzel bir ekip, sağlam bir kadro var. Sürecin sonuna kadar sizi destekleyecek olan bir ekip. Artı sürecin sonuna kadar arkadaşlar sizin sadece derslerinizle ilgilenecek, sadece sorularınızla ilgilenecek bir ekip değil. Bunun dışında arkadaşlar her ihtiyaç duyduğunuzda kendilerine 7/24 ulaşabileceğiniz bir ekip var. Arkadaşlar, burada samimiyet var. Arkadaşlar, burada ilgilenme var. Arkadaşlar, burada Huri'ye çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, burada sizin eksiklerinizi tamamlamanız ve vurgu yapmanız gereken noktaları
belirlemek üzere odaklanmış ve bu doğrultuda arkadaşlar programları, dersleri tasarlayan bir ekip var arkadaşlar. Burada tek eksik sizsiniz. Diğer arkadaşlarımı da bu platformda görmeyi canı gönülden istediğimi belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, ben teşekkür ediyorum Deniz Öğretmenim. Yıllardır bu ekibin içerisinde, bu ekibin içerisinde yer alıyorum ve bu ekiple beraber çalışmaya da ayrıca bundan sonra da devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü buradaki arkadaşlar gerçekten işine sahip çıkan, sarılan, en iyi şekilde yerine getirmeye ve gerçekleştirmeye çalışan arkadaşlarımız arkadaşlar. Aramızda bir tek siz eksiksiniz. Sizi de en kısa zamanda burada görebilmek dileğiyle arkadaşlar. Ben alışkanlığım üzere arkadaşlar, daha önceki yıllarda, gruplarda da yaptığım gibi hemen Huriye öğretmenim çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce ben arkadaşlarımın grubuna dahil oldum. Sonrasında arkadaşlar gruptan arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Onlar bize bir şeyler danışmaya çalışıyor. Ben onların sorularına zaman gözetmeksizin cevap vermeye ve onların problemlerini sahiplenmeye çalışıyorum. Ve bundan sonra da sürecin sonuna kadar devam edecek. Bu platformda arkadaşlar biz 50'cileri, yüzüncüleri, işte 10'uncuları, 30'uncuları, 40'ıncıları, iki çocuğu olup da derece yapanları, üç çocuğu olup da sıralamaya girenleri gördük. Bu platformdan beraber ders yaptığımız, bu platformda beraber ders yaptığımız şu an atanmış birçok arkadaşım var ve halen görüşmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Halen görüşmeye de devam ediyoruz. Sizleri de arkadaşlar inşallah bu sizin girdiğiniz son sınav olur. İnşallah bu sınavda alacağınız puanla ilk atanmada da atanırsınız arkadaşlar. Yani bu ilk ve son olur inşallah. Sizleri de şu an atanmış, başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiren öğretmenler arasında görmek hem beni hem de bu ekipteki diğer arkadaşlarımı oldukça mutlu ve memnun edecektir arkadaşlar. Sizleri bu platformda görmek bizim için önemlidir arkadaşlar. İnşallah öğretmenim, sıra sizde. O yıl bu yıl olur, o sınav bu sınav olur. Hepinizin atanmasını inanın kendi evlatlarım için ne istiyorsam canı gönülden, yürek dolusu bir şekilde istiyorum arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyor ve teşekkür ediyorum. Sizin için yapabileceğim bir şey varsa bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar.